Yine arkadaşlar bir sürü küçük küçük konu birikti. Bazen oluyor. Diyorum ki yani bununla ilgili söylenecek çok uzun bir şey yok aslında. Deyip başka konu bakıyorum. Onlardan çok biriktiği için şimdi bir kısa kısa hafta gündemi yapalım. Celal Şengör'ün Türkan Saylan'la ilgili eleştirisi. İnsanlar yine Celal Şengör'e bayağı kızmış, atarlanmış. Baktığım zaman bundan önce söylediklerinden çok abartı şeyler değil Celal Şengör'ün. Bilim konusunda... Türkan Saylan'ın pek bir katkısı olmadığını söylüyor. Türkan Saylan Türkiye'de cüzdamı bitiren kişi. E, Celer Şengör ilginç bir karakter. Hep ulan tanışsam ne güzel olur birlikte program bile yapabiliriz belki diyordum. Çok imkansız bir şey değil. Çünkü benim tanıdığım ünsüz arkadaşları bile davet etmiş, program yapmaya kabul etmiş yani. O yüzden kafaya koysak aslında yapılacak bir şeydi ama işte böyle sıkıntılı şeyler söylediği için gerek yok yani. Hani dediğin doğru mu değil mi onu da şey yapmıyorum da gerek yok yani. Eğer şu olsaydı Türkan Saylan gerçekten Türkiye'de cüzdamı bitirmek için mücadele etmiş birisi olmasaydı gerçekten de yani faydalı birisi olmasaydı o zaman derdim ki olabilir o kendi düşüncesi. Ancak bir de yanlış düşünce yani. İlla bilim yayını olmasına gerek yok veya illa çok büyük bilim adamı olmasına gerek yok. Sonuçta Türkiye'ye verdiği hizmet belli diyeceğim de işte Celal Hoca sürekli kuyuya taş atıyor. Biz de böyle çıkartmaya çalışıyoruz. O yüzden dediğim gibi uzun uzun konuşmaya gerek yok. Ancak anlaşılan o ki birlikte program falan yapmamak lazım. Hatta birlikte fotoğraf falan da çektirmemek lazım. Ne olur ne olmaz. Yarın bir gün ağzından ne çıkacağı belli değil çünkü. İkinci konu çoklu baro. Belki bunun hakkında daha sonra uzun konuşuruz. Ancak şu anda benim ekleyebileceğim çok fazla bir şey yok. Bekleyip göreceğiz. Deniyor ki birden fazla baro olursa avukatlara yandaş baro, muhalif baro, paralel baro vesaire diye ayrılır. Ve hakimler avukatın barosuna bakarak bile sonuca gidebilir. Göreceğiz. Bazısı da diyor ki buna itiraz eden avukat çok fazla. O zaman hepsi bir sürü baro oluştursun diyen var. 48 bin avukat varmış. 24 tane baro oluşturur diyorlar. Dediğim gibi bilmiyorum bunun sonucunda ne olacak. Bekleyip göreceğiz. Dediğim gibi belki uzun konuşmamız gerekebilir. Amerika'da Kristof Kolomb heykellerini de devirmeye başlamışlar, yıkmaya başlamışlar. Kocaman bir heykeli aynen Saddam heykelini yıkar gibi yıkıp denize atmışlar. İntikam alıyorlar sanırım. Yine bazı yerlerde Amerikan bayrakları yakılmaya başlanmış. Her zaman olduğu gibi bu ateşi körükleyen arkadaşlar da o ateşin içinde yanacak. Daha önce de söylemiştim. Bunlara en büyük destekleri verenler genelde beyaz iş adamları. Yakında onları da tutup denize atacaklar. O zaman hiç ağlamaya hakları yok. Sıra geliyor yavaş yavaş onlara da. George Washington'ın heykellerine falan saldırmışlar. Yavaş yavaş eylemcileri değil de yağmacıları destekleyenler göte geldiğini fark ediyor. Chaz denilen Seattle'daki özerk bölge de kapatılmış. Kapatılmasının sebebi iki kişi vuruluyor içeride, öldürülüyor. Bir ikincisi de buna en çok destek veren ve Trump'a biraz demokrasi hiç kimseye zarar getirmez falan diye bu özerk bölgeye destek veren, her türlü yardımı yapan... Seattle'ın valisi mi oluyor tam Türkçesi? Onun da evinin önünde toplanmışlar. Kendi başına gelince tabii özerk bölgenin dağıtılması için okey vermiş. Tanıdık geliyor mu? Evet gelişmeler ne olacak göreceğiz arkadaşlar. En son Black Panther grubu elinde silahlarla sokağa çıkmıştı. Bundan önce Black Lives Matter 2016 yılında ilk palazlandığı zaman zaten insanlar bunu konuşuyordu. Black Lives Matter'ın ilk kurucusu olan 3 siyah bunlar Black Panther üyesi. Black Panther'ın özelliği de Beyaz düşmanı ırkçı bir grup ve militan terör örgütü yani elleri silahlı terör eylemlerine karışmış. Kısacası Ku Klux Klan'ın siyah versiyonu olan arkadaşlar. Bunlar bilindiği halde sırf işte muhaliflik olsun diye bunlara destek verildi. Bu olaylar göz ardı edildi. Bu da tanıdık geliyor mu? Sırf muhaliflik olsun diye teröriste destek vermek. Tanıdık geliyor değil mi? Gördüğünüz gibi o arkadaşların ellerinde patlıyor şu anda. Bizde de oy koparabilmek için terör örgütüne destek verenlere veya destek verenlere destek verenlere bir uyarı olsun. Çünkü onların da aynı şekilde ellerinde patlayabilir bir gün. Irklara göre zeka farkları diye bir çalışma gördüm. Zeka ortalaması farkları diye. Beyazlarla siyahlar karşılaştırılmış. Beyazların aşırı yüksek duruyor siyahlara göre. Tabi buna da birçok insan tetiklenmiş. Nasıl olabilir böyle bir şey diye. Irkçı mısınız diye. Bence bu ırkçılık değil. Ya arada gerçekten büyük bir fark var. Ancak Beyaz ırkın daha zeki olduğunu kanıtlar mı bilmiyorum. Çünkü ülkelere bakacak olursanız ya da ırklara bakacak olursanız hepsinin zeka ortalamasının farklı olduğunu göreceksiniz ama bu sadece bence genetik değil. Bazı insan gruplarının zekaya fazla ihtiyacı olmamasından da kaynaklanıyor olabilir. Ne kadar doğuştan ne kadar kullanarak geliştirilebiliyor? Onu test etmek lazım başka bir deyişle. Ben bunu mesela görmek isterdim. Birçok kişi bunu görmek pek istemez de. Rast mesela 10 bin tane siyahi alacaksın, 10 bin tane beyaz alacaksın ve aynı şekilde eğitim vereceksin. Aynı şekilde eğitim verdikten sonra yani aileleri vesaire her koşulları aynı olacak. Her koşulları aynı olduktan sonra beyazlar yine de daha başarılı olursa genel olarak daha üstün olursa o zaman belki denebilir. Yine de imkansız değil. Bu ortalamaya göre beyazların daha zeki olması. Bu arada benim bildiğim kadarıyla zeka ortalaması en yüksek Singapur. En zekiler Asyalı olduğu için rahatça konuşabiliriz beyaz olsaydı konuşamazdık, ırkçı derlerdi. Tabii şu da var. Yani bazı kesim zekasını kullanarak hayatta kaldığı için bazı kesim fiziksel özelliklerini kullanarak hayatta kalıyor. O yüzden de genetik olarak daha zeki olma ihtimalleri de var. Dediğim gibi bunu ben denemek isterdim. Ne kadar çok kişi alırsanız rastgele 10 bin olur, 100 bin olur. İmkan olacak yapacaksın. HDP'nin yine Şeyh Said'i anması. Geçen sene de sanırım konuşmuştuk bununla ilgili. O yüzden uzun uzun konuşmaya gerek yok. Daha önce de demiştik ya maksat mikropluk olsun. Şeriatçı da olsa önemli değil. Hani diyorlardı ya sen ne biçim ateistsin? HDP'ye destek vermeye ateist mi olur? Şeriatçıyı ananı mı destek vereceğiz? Evet ananı mı destek vereceğiz? Neyse adamlar zaten hiç gizlemiyor. Hiç saklamıyor. Biliyorlar ki iki gün sonra unutulacak adamların bu söyledikleri. Siz yine de demokrasi olsun onlar da meclise girsin. Barış kardeşlik ben onlara oy vereceğim diyen Melis arkadaşınıza bunları gösterin biraz tetiklensin. Tabii ki şey olmayacak. Aa öyle mi? Bak bunlar şeriatçı isyanı destekliyormuş. Hadi o zaman fikrimi değiştirin. Tabii ki böyle bir şey olmayacak. Çünkü şu noktada hala anlayabilecek kapasitede olsaydı çoktan anlamıştı. Çok büyük ihtimal sinirlenecek. Ama, ama yani ne olursa olsun insan hakları. Ha, salla salla ne olursa olsun insan hakları. Kendi işine geldiği zaman. Yılmaz Özdil'e meclise hakaretten dava açılması. Ne söylemiş ona bile bakmadım açıkçası ne söylemiş olabilir ki çünkü. Çok ilginç bir şekilde bizim mahalledeki abiler en çok kendilerini koruyor. Maaş zammı falan olacağı zaman hiç eksik etmiyorlar. Bir ara %100 zam falan hatırlıyorum ben. Hukukla falan böyle korunacağı zaman en çok kendilerini koruyorlar. Yine aday olacak muhaliflerin bunları hep görmesi ve kullanması lazım. Yani biz kendinden daha çok halkı koruyan bir oluşum yapacağız diye. Bir diğer olay da Biliyorsunuz Harry Potter hayranları, sadece hayranlar değil, hayran siteleri de, hayran sayfaları da. Yani milyonluk sayfalar bunlar. Harry Potter'ın yazarına çok ciddi tepki gösterdiler. Harry Potter'ın yazarı J.K. Rowling transfobiktir vesaire diyerek linç etmişlerdi biliyorsunuz. Şimdi çok ilginç bir olay oluyor. Bu arkadaşlar tabi ne yapacaklar? Harry Potter hayranı olmaya devam ediyorlar. Ancak J.K. Rowling'i yok sayacaklar. J.K. Rowling'in adından falan bahsetmeyecekler. Fotoğrafını falan kullanmayacaklar. Sadece Harry Potter üzerinden gidecek olduğunu söylemişler. Gerçekten komik değil mi? Çünkü Harry Potter'ı da bırakamıyorlar. O da para. Ben şeyi merak ediyorum. Michael Jackson'ın şimdi oğlancı olduğunu kabul etmiyor ya insanlar. İşte bu sebepten dolayı. Çünkü kabul etsen ne yapacaksın? Bağıra bağıra pedofiller ölsün gebersin vesaire diyorsun. Onlar tedavi edilemez. Hepsini toplayıp yakalım falan diyorsun en sevdiğin ve yaptığı iyiliklerle de yaptığı yardımlarla da Michael Jackson'ın öyle bir özelliği de var çünkü. Duyar kasma şampiyonu bir abi kendisi. Hatta hiçbir şey ortada olmasa sadece o kastığı duyarlara baktığın zaman işte Afrika şarkısı yapalım, bilmem ne çocuklara yardımcı olalım. Bunlara baktığın zaman bile fark ediyorsun. Yani bu adam bir şeyi kompanse etmeye çalışıyor sanki dersin yani. O yüzden salağa yatıyorlar o konuda. Onu ne yapacaklar çünkü? Enimici bok gidecekler. Şarkının yazarı işte birisi veya anonim. Inivijiwoki yazan anonim. Öyle mi diyecekler? Ya da yeteneksizsiniz de Michael taklidi yapacağız yerine anonim taklidi yapacağız mı diyecekler. Birçok kişi işsiz kalır. Ekonomik olarak uygun değil. Gerçeği kabul etmeleri. O yüzden havalara bakıyorlar. J.K. Rowling olayında da böyle garip bir şey yapmışlar. Ki J.K. Rowling'in hiçbir suçu yok. Hiçbir suçu yok. Onlara göre talihsiz bir açıklama yapıyor. Türkiye'de olsa gündem bile olmayacak bir şey. Diyorum ya birisi kadın dememiş kadın yerine adet gören insan bireyler demiş. J.K. Rowling de neden kadın demiyorsunuz ki diye sormuş. Sana katılmıyorum dersin olay biter. J.K. Rowling haksızsın dersin olay biter. Yok. Yok edelim. J.K. Rowling translar ölsün dedi. Arkadaşlar bu çok önemli bir şey. Bana hala akıl öğretmeye çalışan mal insanlar hala geliyorlar. Abi şunu yaparsan daha çok tutar. Bunu yaparsan bir milyon takipçi olur. Bunu yaparsan... insanları anlatamıyorum ki. Ben fazla takipçi istemiyorum. Ben aklı başında takipçi istiyorum. Bunu söylediğim zaman da kıskanıyorsun oluyor. Bunu mu kıskanıyorum? J.K. Rowling'in düştüğü durumu kıskanıyor muyum sence? Eğer çok kelle olsun, çok kişiye hitap edeyim kafasıyla yola çıkarsan o zaman günün birinde işte bu olur. Bunu Türkiye'de de çok yaşadılar. Ama şu an yurt dışında tabii ki sol gericilerin linç mafyaları çok daha güçlü olduğu için ve sağ gericilerden de hiçbir farkı olmadıklarını kanıtladıkları için daha kanıt istiyor musunuz? Az önce konuştuk işte. Yobazlar nasıl inançlarımıza aykırı ya da günah diye heykelleri yıkıyorsa bunlar da düşüncelerimize, fikirlerimize aykırı diye heykel yıkıyor. Sağ yobazlar nasıl zamanında biz çok mağdur edildik diyerek zorbalık yapma hakkını kendilerine görüyorsa sol yobazlar da aynı şekilde biz çok mağdur olduk o yüzden zorbalık yapma hakkımız var. Şimdi biz LGBT olarak çok mağdur edildik o yüzden zorbalık yapma hakkımız var. J.K. Rowling'e sadece sana katılmıyorum demek yetmez. Yok edelim, yok olsun o. Zorbalık yapma hakkımız var çünkü kendi kendimizi mağdur ilan ettik. Biz çok büyük mağduruz. Çok büyük mağdur olduğumuz için istediğimiz herkese zorbalık yapabiliriz. Arkadaşlar nerede olursa olsun bir grup kendi kendisini en büyük mağdur ilan ettiyse oranın zorbası odur. Oranın koğuş ağası odur. Oranın en büyük zorbası odur. Sadece bir konuda yanlış anlamayın. Mesela LGBT'yi savunduğunu söyleyen bu insanlar aslında bütün LGBT'yi temsil etmiyor. Daha önce demiştik ya ya da bütün trans insanları temsil etmiyor. O sadece bir kalkan. Aynı şekilde Yahudileri savunduğunu söyleyerek zorbalık yapanlar bütün Yahudileri temsil etmiyor. Siyahları savunduğunu söyleyen ve onun üzerinden zorbalık yapanlar siyahların tamamını temsil etmiyor. Hatta birçoğu siyah da değil biliyorsunuz. O yüzden bu zorba gruplara tepki olarak bu azınlıklara karşı düşmanlık beslemeyin. Eğer bunu yaparsanız bu gruplar kazanır. Diyelim ki herkese homofobik, herkese transfobik diyen bu ızdırap gruplara tepki olarak siz de yeter olan bu LGBT falan deyip LGBT düşmanı olursanız bu insanlar kazanır. Neden? Çünkü sizi gösterip alın bakın LGBT düşmanları varmış gerçekten. Homofobikler varmış gerçekten. Ya da ırk üzerinden bunu yaparsanız ırkçılar varmış gerçekten diye sizi gösterirler. Güzel taktik. Diyorum ya adamlar birinci sınıf kötü adam. İşte o yüzden görüşlerimi kendime saklamadım. Dini görüşümü kendime saklamadım. Muhalif görüşümü kendime saklamadım. Sol perenlere karşı olan görüşümü kendime saklamadım. Birçok insan şey diyordu ya tamam muhalifsin sus artık. Daha çok konuşuyorsun daha çok azalıyor seni takip edenler. En son işte 2500 liraya Atatürk kitabı satan ve onu alanlarla da geçtim. Kendini Atatürkçü diyen bazı insanlar da bıraktı takibi. Ama benim için bu çok önemli. Ben sadece aklı başında insanlar beni takip etsin istiyorum. Neden? Evet her gün her hafta şunu görüyoruz. Efe Aydağ seni birlerce gündür takip ediyordum çıkıyorum takipten. Takipten çıkıyorum. Haftada bir tane iki tane görüyoruz bunu. Ancak ben bunlar beni bırakmasın diye susarsam yarın bir gün aynen bu J.K. Rowling gibi en ufak bir konuda en ufak bir konuda bunların hoşuna gitmeyen bir şey söylediğim anda bu arkadaşların hepsi tarafından aynı anda saldırıya uğrarım. Düşünsenize bu arkadaşlar işte Efe Aydal fan kulübü kurmuş. Bu arkadaşlar topluca mesela Efe Aydal buluşmaları falan yapan kişiler. Kendi fan kulübümün başkanları falan böyle. Fan kulübüm yok tabi de işte çok kişi takip etse diyorum yani onların bile yani en hardcore Efe Aydal fanlarının bile bana dönmesi ve hepsinin aynı anda bunu tepkiyi göstermesi, bana düşman olan medyanın da bunu fırsat bilip bunu kullanması çok çok büyük bir etki yaratır. O yüzden arkadaşlar hiçbir zaman unutmayın. Manyağın düşmanı olmak kötüdür ama dostu olmak daha kötüdür. Bazen korkuyor olabilirsiniz. Ya manyağın şimdi düşmanı olmayayım. Evet düşman olmak iyi değildir ama inanın dostu olmaktan iyidir gene de. SCW insanlar sürekli kendisinden farklı kişilere sallar, kendisinden farklı kişilere saldırır ama verebildikleri en büyük hasarı kendi adamlarına verirler. Bu adamları takip ettiğiniz zaman bunu görürsünüz. Bu politik doğrucu arkadaşlar evet kendisi gibi konuşmayan herkese saldırır, herkese sallar ama gerçek anlamda en büyük zararı kendi dostlarına verirler. Aynen J.K. Rowling gibi. Düşmanları gördüğü kişilere bu kadar zarar vermezler kendi dostlarına verirler en büyük zararı